Yeni bir podcast'ten selam. Geçen podcast'in altına çok güzel yorumlar yazmışsınız ve beni çok motive ettiniz bu konuda. O yüzden yeni bir podcast paylaşmayı görebildim kendime. Bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı ve sonrası dönemden bahsedeceğiz. Bilimsel gelişmelerden, savaşta olan stratejik politikalardan bahsedeceğiz. Ve aslında bunların hepsinin günümüz koşullarını oluşturduğunu konuşacağız. Gerçekten bu konuları daha çok araştırdıkça fark ediyorum ki bugün nasıl bizi yapay zekadan ve onun mesleklerimizi, belki hayatlarımızı elimizden alabileceğini düşünüyorsak, bunların hepsi geçmişteki olaylardan ders çıkarmamamızdan kaynaklanıyor. Bugün işte en derinlere giderek birazcık bugün neler yaşamışız, neler yaşıyoruz, peki neden yaşıyoruz? Bunları konuşacağız. Eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız ya da araba kullanıyorsanız ya da şu an hangi işi yapıyorsanız umuyorum ki su gibi giden bir podcast olur. Şimdi 2. Dünya Savaşı bildiğiniz gibi 1939'dan 45'e uzanan yılları kapsıyor. Fakat bir savaşı böyle 6 yıla sığdırmak ya da kalıplaştırmak çok yanlış. Bu savaşın çok çok öncesi ve çok çok da sonrası var. 1905'ten 1930'ların sonuna kadar Japonlar savaş uçaklarına müthiş yatırımlar yapıyorlar. Savaş endüstrisinde gelişerek kazanım elde etme derdindeler. Japonlar aslında hiç bilinmese de müthiş faşist insanlar. Milletlerine gerçekten çok sadıklar ve amaçları da o dönemlerde Japonya'yı böyle dünya hakimi bir devlet haline getirmek. Ve 2. Dünya Savaşı'na çıkacağını daha 1. Dünya Savaşı'nın öncesinden bile öngörmüşler. Yani evet, bir savaş olacak, o 1. Dünya Savaşı. Bir de bir tane daha büyük bir savaş olacak diyerek aslında daha endüstrilerini çok çok önceden hazırlamaya başlamışlar. Ve bu noktada çok da iyi gidiyorlarmış. Fakat Japonya'nın şöyle bir sıkıntısı oluşacak. Japonya çok güçlenecek ve bu güç bazı devletlerin de zoruna gidecek. Japonya endüstrisini gerçekten iyi bir şekilde güçlendirince Çin'e saldırılar düzenliyor. Milletler Cemiyeti'ndeki Amerika, İngiltere, Hollanda gibi devletler de bu saldırıdan fazlasıyla rahatsız oluyorlar ve diplomatik bir baskı ile karşılık veriyorlar. Fakat Japonya asla durmuyor ya da böyle tehditlerden çok da etkilenmiyor. Tepki olarak 1933'te Milletler Cemiyeti'nden çekiliyor. Yani diyor ki hani siz misiniz bana bunu yapan? Ben de çekilirim, hadi bakalım ne olacak diyor. Ama dediğim gibi saldırılarından da asla taviz vermiyor. Çin'e olan saldırılar aynen devam ediyor. Amerika Japonya'nın güçlenmesi ihtimalinden dediğimiz gibi oldukça rahatsız. Özellikle Amerika bu noktada çok sinirleniyor. Çünkü Amerika'nın da tek bir derdi var, dünya hakimi olmak. Ve 1939'da Japonya ile olan ticaret paktını iptal ediyor. Japonya hala hiç taviz vermeden devam ediyor saldırılarına. Ve Nazi Almanyası, Faşist İtalya ve Japonya bir anlaşma imzalıyorlar. Mihver devletleri oluşturuyorlar. Amerika artık iyice sinirleniyor. Gerçekten bu son gelişmelerden hiç memnun olmuyor. Birleşik Devletler'in Japonya'ya ihraç ettiği metal ve yakıta ambargo koyulmasını istiyor. Ayrıca Panama Kanalı'nı Japon gemilerini kapatmasını sağlıyor. Şimdi evet, Japonya çok güçlü bir devlet, çok büyük bir endüstrisi var. Fakat çok kısıtlı bir yakıt kaynağı var Japonya'nın. Kendi ülkesinde üretebildiği bir kaynak değil bu. Ve zaten ihtiyacının %80'ini yurt dışından karşılıyor. Amerika da bu ihracatı kesince sahip olduğu donanmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ve Japonya bir anda böyle hiçbir şey olmayan, elden ayaktan düşmüş bir devlet haline geliyor. Tüm yatırımlarını akıttığı ve servet değerinde olan donanmasının hiçbir anlamı kalmayınca Japonya Pearl Harbor'a saldırı düzenliyor ve 1945'e kadar sürecek Pasifik cephesinin fitilini çekmiş oluyor. Diğer taraftan İngiltere'de neler oluyor ona bakalım. İngiltere savaşa girmeye pek istekli değil. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Churchill'in başarısızlığı İngiltere'yi iyice savaştan soğutmuş ve böyle tarafsızlığını korumak isteyen bir devlet haline getirmiş. Ve İngiltere de bu noktada bayağı bir ümitsiz. Zaten Churchill de
başbakan değil, alınıyor başbakanlıktan. Almanya'nın kana susamışlığıyla ürettiği savaş uçakları ve büyüme isteğini Churchill görüyor ve diyor ki savaşa girmek zorundayız, başka türlü kurtulamayız bu Almanya illetinden. Çok onu tınlayan olmuyor açıkçası, tabiri caizse. Fakat sonrasında bakıyorlar ki Almanya gerçekten çok güçleniyor. Churchill'e tekrardan başbakan yapıyorlar, devletin başına getiriyorlar. Ve Churchill'in zaten tek isteği vardı, savaşa girmek. Böylece de İngiltere'de savaşta yerini almış oluyor. Bu sırada Almanlar da tabii ki faşist bir devlet, aynı Japonlar gibi. Ve tüm devletleri küçümseyen, hiçbir devletin onlar kadar güçlenemeyeceğini düşünen bir kafa yapısındalar. Ve aslında bu ideoloji, bu güç zehirlenmesi onların sonunu getiriyor. Japonlar Rusları köle ırk olarak görüyorlar. Onları böyle barbar, doğulu, köylü diye tanımlıyorlar. Almanlıkta da şöyle bir sıkıntısı var. Evet, onlar da en az Japonlar kadar kibirliler, fakat Almanlar böyle bir Alpin bölünmesi ve çoğalması gibi çok hızlı toprak kazanıyorlar. Bu yüzden de yönetim ve organizasyon gibi işlerini idame ettiremiyorlar. Bir de Almanlara bir ambargo uygulanıyor. Bu yine güç zehirlenmesinden dolayı. Hiç patatesleri kalmıyor ve ithal gemileri bombalanıyor. Almanlar da böyle zorluklar çekiyorlar. Hani her devletin kendince aslında bazı zorlukları var. Burada en güçlü olan devletler Rusya ve Amerika haline gelecek. Şimdi Almanlardan bahsetmişken bir de savaş suçlarından bahsedelim. Ve savaş suçlarına geçmeden ben burada Atatürk'ün çok güzel bir sözüne değineceğim. Savaş zaruri değilse cinayettir. Evet, savaşa giren hiçbir devlet masum değil. Her devlet işte binlerce, yüz binlerce hem sivilin hem de askerin canını almış. Fakat Almanlar hani bunu artık başka bir boyuta taşıyan, sadece ırk nedeniyle, insanların düşünceleri, kafa yapısı nedeniyle ölmelerini istediği bir ideolojide. Gerçekten hani Japonlar da faşist ya da İtalyanlar da faşist. Fakat dediğim gibi Nazi Almanya'sı, Hitler bunu başka bir noktaya taşıyan bir devlet. Bu da zaten aslında Almanların sonunu getirecek. Özellikle Yahudileri toplama kamplarına alıyorlar ve burada bir nevi onları denek halinde kullanıyorlar. Savaşta neler kullanılabilir? İşte insanların ayaklarının altına kızgın alevler yerleştiriyorlar. Onları cayır cayır yakıyorlar, eziyorlar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü işkenceyi insanlara uygulayarak bunları savaşta kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Bunun test edildiği bir kamp düşünün. İnsanların tamamen acı çekmesine dayalı. Hatta burada bazı psikiyatristler, doktorlar bile çalışıyor. Yani Almanlar bu kadar ileri gidiyorlar, bilime işkenceyi alet ediyorlar resmen. Ve Almanların da dediğim gibi en büyük kaybı burada başlıyor. Çünkü bilim insanları Amerika'ya kaçmaya başlıyorlar. Çalışmalarını orada devam ettiriyorlar. Ve Oppenheimer, Einstein, Heisenberg gibi o dönemin en büyük fizikçileri de Amerika'ya kaçan tarafta oluyor maalesef ki. Ha, bu bir noktada belki iyidir ya da kötüdür size göre bilmiyorum ama birazdan anlattığımda belki kararınızı daha objektif bir şekilde verirsiniz. Amerika o dönemlerde atom bombası yapılması konusunda çok ileri gidebilmiş bir devlet değil. Zaten Roosevelt çok da nükleer silah kullanılması taraftarı değil. Kendisi daha sola yakın bir görüşte. Dolayısıyla hani savaş bitsin gitsin işimize bakalım gibi bir zihin yapısına sahip. Zaten atom enerjisi, işte silah yapımı bilmem ne gibi hani bu ihtimallerden uzaklar. Bilim o kadar gelişti mi ki canım gibi bir görüşteler. Amerika daha çok asker gücüne güveniyor, savaş enerjisine güveniyor. Şimdi dediğimiz gibi Almanya'dan kaçan Yahudi fizikçiler sığındılar Amerika'ya. Ve şöyle bir dertleri var. Eğer ki Almanlar, yani Hitler atom bombasını Amerika'dan önce bulursa yaşanacak şeyler tam bir felaket. Hani dünyanın sonu gelir diye düşünüyorlar. Ve hani bu noktada Almanya kazanacağına Amerika kazansın, Amerika için bir atom bombası üretilsin görüşündeler. O dönemin başbakanı Roosevelt'a bir mektup yazılmasını kararlaştırıyorlar. Ve aralarında çok büyük fizikçiler var.
İşte konseyi topluyorlar. Diyorlar ki bu mektubu yazsa yazsa Einstein yazar. En prestijliğimiz o dönemin işte en popüler bilim insanı Einstein. Einstein yazsın ve işte o noktada meşhur mektup yazılıyor. Şimdi biraz gerilere gidelim. 1933 yılına. O dönemlerde 10 yılı aşkın süredir Naziler Almanya siyasetinde baş göstermiş durumda. Hatta öğrenciler bile kitleler halinde Hitler'e olan bağlılıklarını bildiriyorlar. Tam bu tarihlerde Heisenberg Stockholm'de Nobel ödülü alıyor. Fakat bu aldığı ödül Hitler'in çok hoşuna gitmiyor. Çünkü bilim dediğiniz şey ne kadar ileri giderse onların o kadar işine yaramaz, onların o kadar canını sıkar. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var ki Hitler hiçbir Yahudi bilim insanının ortaya koyduğu teorilerin konuşulmasını istemiyor. İşte tüm kütüphaneler yakılıyor. Hatta bu yakılan kütüphanelerin içerisinde Einstein'ın görelilik yasası teorisinin kopyası da var. Ve işler öyle bir hal alıyor ki fizik konuşmak ve anlatmak iyice zorlaşıyor. Heisenberg her ne kadar bir bilim insanı olsa da aynı zamanda bir akademisyen ve üniversitede dersler veriyor. Ve düşünsenize Einstein'ın teorilerini kullanmadan, çünkü Einstein bir Yahudi ve onun teorilerinin kullanılması yasak. Hitler herhangi bir Yahudinin ürettiği teorilerin herhangi bir doğru bile olsa kullanılmasını istemiyor ve bu direkt bir suç, çok büyük bir suç hatta. Heisenberg ne olursa olsun bu Hitler'in düşüncesini desteklemiyor ve kendisi bildiğini okumaya devam ediyor. Her ne kadar Heisenberg'in bu kimseyi takmayan düşünce yapısı Hitler'in canını sıksa da Hitler Heisenberg'e muhtaç. Çünkü bir atom bombası üretilecekse bunu yapsa yapsa Heisenberg yapar diye düşünüyorlar. Ve burada bazı rivayetler var. Ne kadar doğru bilemeyiz. Fakat ben ikisini de anlatacağım size. Bir taraf diyor ki Heisenberg atom bombasını bulamadı. Yani ne kadar uğraşırsa uğraşsın Oppenheimer kadar başarılı olamadı. Diğer tarafta diyor ki Heisenberg atom bombasını bilerek bulmadı ya da bulmak istemedi artık her ne derseniz. Çünkü Heisenberg Hitler'in önüne taş koymak istiyordu. Her ne kadar onlar için çalışıyormuş gibi görünürse aslında Amerika için çalışmalarını sürdürdü ya da Amerika için çalışmıyorsa bile Hitler için asla ama asla çalışmadı, onların eline bir koz vermedi. Ve böylece Heisenberg ne yaptıysa yaptı, Oppenheimer atom bombasını bulan, ilk nükleer silahı bulan kişi oldu. Fakat Roosevelt dediğim gibi hiçbir zaman atom bombasının kullanılmasının ya da üretilmesinin taraftarı değil. Einstein'ın yazdığı mektuptan sonra Roosevelt tamam diyor, atom bombası üretilsin ve bizim için belki de çok önemli bir koz olacak ileriki aşamada. Ama uzun bir süre kullanmayı düşünmüyor. Evet, atom bombası bulunuyor. Oppenheimer bunu Amerika için buluyor. Ve çok uzun bir süre bu atom bombası Amerika'nın elinde bekliyor. Ta ki 1945 Şubat'ındaki Yalta Konferansı'na kadar. Yalta Konferansı'na gelindiğinde artık tek bir cephe var 2. Dünya Savaşı'nda. O da Pasifik Cephesi. Japonlar ve Amerikalılar arasındaki çatışma. Bu Yalta Konferansı'na 3 devlet katılıyor. Ruslar, Amerikalılar ve İngilizler. Rusya'yı temsil eden Stalin, Amerika'yı Roosevelt, İngilizleri de Churchill. Ve bu konferansın asıl amacı Almanya'nın akıbetini belirlemek. Almanya çok büyük savaş suçları işliyor. Ve bu suçların artık bir cezası kesilsin bakalım diyerek aslında herkes Almanya'nın bölüşülmesi, kendine de hani bir noktada pay çıkarması taraftarında. Rusya istiyor ki Almanlar sadece bir tarım toplumu olsun, tüm endüstrisi paylaşılsın, hatta mümkünse hepsi kendisine geçsin. Yani her devlet işte Almanya paylaşılsın vesaire istiyor ama herkes en büyük payı istiyor tabii ki. Kimse az pay almak istemiyor. Eşit bir şekilde bölüşülmesini de istemiyor. Hobbes'un çok güzel bir sözü var. Homini lupus, yani insan insanı kurdudur. Her ne olursa olsun insan bencil bir varlık ve en büyük payı, en büyük getiriyi kendisi alsın istiyor. Böyle olunca işte hiç kimse aradığını bulamadan Yalta Konferansı sonlandırılıyor ve
İki kutuplu dünya yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ve Soğuk Savaşı'nın da temelleri Yalta Konferansı'nda atılmış oluyor. Her ne kadar Yalta'dan istenilen sonuç çıkmasa da tabii ki Almanlar için bazı kötü sonuçlar var. Mesela silahsızlaştırılma politikası izleniyor. Hatta bazı borçlar getiriliyor ki bu borçlar daha yeni yeni ödenmiş ve kapatılmış borçlar. Gerçekten çok büyük bir miktar para var. Şimdi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. İnsanlığın sonu. Roosevelt Yalta'dan 4 ay sonra vefat edince yerine Truman getiriliyor. Ve Roosevelt'ın tersine böyle Stalin karşıtı, ılımlı ilişkilerden kaçınan Truman, Soğuk Savaş'ı iyice ateşliyor. Evet, Yalta Konferansı'nda her ne kadar böyle Rusya ile Amerika birbirine hınca hınç olsa da Roosevelt'ın tersine Truman iyice böyle körü körüne giden, ateşe yangınla giden bir insan ki bu iki kutuplu dünyanın artık iyice böyle kutuplara çekildiği, yani taban tabana zıt görüşlerin konuşulduğu bir dünya haline geliyor. 1945'te iki tane süper güç var. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ama arada çok büyük bir fark var. Amerika'nın elinde nükleer bir güç var. Truman çok zeki ve politik bir adam. Her ayrıntıyı ince ince hesaplayıp hayata geçiriyor. Bunun en iyi örneğini de biz Truman Doktrini adı altında yapılan güya yardımlarda görüyoruz. Komünist partiler Truman için çok büyük bir tehdit. Çünkü ayaklanma riski var. Kendi yönettiği kukla devletlerin ona itaat etmemesi gibi bir durum var. O dönemlerde Amerika tüm devlet başkanlarını böyle elinde kukla gibi oynattığı için tüm devletler de bir noktada ona bağlı. O yüzden de komünist partiler ya da komünist topluluklar en çok canını sıkan gruplar. Bu yüzden de bazı yardım gibi görünen fakat devletlerin sonunu getirecek politikalar izleniyor. Mesela para yardımıyla sağ güçlendiriliyor ya da köy enstitüleri komünist yuvası bahanesiyle kapatılıyor. Ve Truman bunu öyle iyi başarıyor ki özellikle bunu Yunanistan ve Türkiye üzerinde uyguluyorlar. Bugün baktığınızda bazı şeylerin niye olduğunu daha detaylı görebiliyorsunuz. Yapılan Truman yardımlarına Truman doktrini şeklinde yazarsanız görürsünüz. İşte bazı aşılar getiriliyor, işte süt tozları getiriliyor. Bunların ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar işte çocuklara zarar verdiğini araştırırsanız görürsünüz. Çoğu çocuğun işte beyin felci gibi vakalarının bu zamanlardan sonra ortaya çıktığı belirlenmiş. Çok içler acısı bir durum maalesef ki. Ve Truman'ın acımasızlığı burada bitmiyor. Yani bizim yaşadıklarımız hiçbir şey. Daha yönetime geçeli birkaç ay olmuşken tehdit basılıyor ve önce Hiroşima, sonra da Nagasaki patlatılıyor. Peki ne oluyor da hani bu duruma geliniyor? Tamam, evet, Pasifik cephesindeyiz. Son cephe. Japonya bir tarafta, Amerika bir tarafta ama her ne kadar Amerika çok çok güçlenmiş olsa da Japonlar da eli boş gezmiyorlar. Her zaman için donanmaya yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bir şekilde yakıt da buluyorlar ve savaşın en sonuna kadar gidebiliyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Yani öyle hafife alınacak bir devlet değil kesinlikle. Ama Japonlar unutuyorlar ki ya da belki bilmiyorlar. Almanya'nın elinde çok güçlü bir koz var. Ve Almanya diyorum, çok özür diliyorum. Amerika'nın elinde çok güçlü bir koz var. Ve Amerika şöyle bir politika izliyor. Yüz binlerce Amerikan asker öleceğine sivil Japon ölsün, yeğliriz. Ve maalesef ki sadece o anda yanarak ve patlayarak can veren insanlar değil, yıllar yıllar boyunca kanserden vefat eden de çok fazla insan oluyor. Yani atom bombasının etkisi saniyelik değil, böyle belki de yüzyıllık bir şey. Oppenheimer atom bombasının bulunması sürecinde ve bulunduktan sonra yaşanabilecek vahşetin farkında ve her zaman Roosevelt de bunu dile getirmiş. Zaten Roosevelt de hiçbir zaman atom bombasının patlatılması ya da kullanılması taraftarı olmamıştı. Ama Truman'a şöyle söylüyor. Atom bombaları atıldıktan sonra artık diyor biz eli kanla kaplı insanlarız. Elimizi artık biz kana buladık diyor. Ve durumdan da oldukça rahatsız. Truman ise tam tersine eserinden oldukça memnun. Ve dahasını istiyor. Daha yıkıcı, daha etkili bir silah olsun istiyor. Çünkü atom bombasını çoğu devlet böyle buldu bulacak artık. Ve işte bu yeni
vahşi katliama sebep olabilecek bomba, hidrojen bombası. Oppenheimer daha fazla can alınmasını taraftarı olmadığı için yeni yapılacak projede yer almak istemiyor ve çekiliyor. Hatta bu yüzden adına bir sürü karalama çalışması yapılıyor. Oppenheimer'ın adı lekeleniyor. İşte gazetelerde haber çıkıyor. Ama Oppenheimer hiçbir zaman geri dönmüyor ve hiçbir zaman hidrojen bombasının yapımında yer almıyor. Ve Oppenheimer şunu da dile getiriyor. Eğer böyle bir bombayı bulursanız, inanın ki bu bombayı çoğu devlet bulma aşamasındadır. Dolayısıyla gün gelecek siz uluslararası bir komisyon kurarak bu bombanın kontrol altına alınmasını sağlayacaksınız. Hani bu artık bir zaruret olacak diyor. Ve gerçekten de yıllar geçiyor. Çoğu devlet hidrojen bombasını elinde bulundurduğunda bakıyor ki Amerikalılar bu onlar için bir koz değil, bir tehdit artık. O zaman da bir uluslararası komisyon kuruluyor ve atom bombasının ya da hidrojen bombasının kullanılmaması üzerine hükümlülükler yürürlüğe sokuluyor. Ya yani çok enteresan bir şey var burada. Önce atom bombasını, hidrojen bombasını bulmak için insanların birbiriyle yarıştığı bir süreç görürken sonrasında bunu kontrol altına almak için bir sürü önlem alınıyor. Ve baktığınızda yıllar önce yaşananlar ne kadar da bugün hakkında bilgi vermiş bizlere, uyarmış bizi. Biz şimdi de ürettiğimiz yapay zekadan, robotlardan korkmuyor muyuz? Yani hepimizin aklında şu soru yok mu? Ya mesleğim elimden giderse? Ya da insanlığın sonu gelirse? Yani böyle bir korkumuz hala daha var. Bu robot Sophie olsun ya da Twitter'da böyle hani robot kullanıcılar üretilip insanlığın hizmetine sunulan ve sonrasında çığırından çıkıp imha edilen robotlar. Yani bunların örnekleri o kadar fazla ki ve baktığınız zaman 100 yıl öncesine gideceğiz. Çok geriye değil yani böyle milattan öncesine gitmeye gerek yok. Yaşanan şeyler ne kadar bize ders vermesi gereken fakat bizim ders alamadığımız şeyler olmuş. Çok üzücü bir durum. Einstein de korkmuştu bu arada. Spukhafte demişti. Korkuyorum. Bu çok ürkünç bir durum demişti ama Einstein bunu kuantum dolanıklığı için söylemişti. Yani o kuantumdan korkuyordu ve dolanıklığı açıklayamıyordu. Biz ise kendi elimizle yarattığımız bir canavardan korkuyoruz. Ne acı. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Belki çok keyifli bir podcast değildi ama bence ders çıkarmamız gereken ve artık bir şeyleri yürürlüğe koymamız gereken konular olduğunu düşünüyorum. Nasıl 100 yıl önce uluslararası bir komisyonla bombaların denetimi sağlandıysa bence bugün de artık yavaş yavaş bu robotların ve teknolojinin de bir sınırlandırılması gerekiyor. Evet işte siber suç gibi şeylerin bir sınırı var belki ama şu an daha büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Umuyorum ki günün birinde bunların hepsini çözmüş bir dünya yapısıyla yaşamaya devam ediyor oluruz. Yeni podcast konularınızı bekliyorum. Şu anda yine üzerinde çalıştığım birkaç konu var fakat her zaman sizin görüşlerinize açığım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir podcast'te ya da videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.